Sen bakteriye, yürüyen balıktan yeraltı kemirgenine kadar bize nasıl yol açtığını anlamak üzereyiz. Ve tabii gezegenimizin oluşumunu da anlamak üzereyiz. ...47 milyon yıl önce. Atmosfer bizimkine çok benziyor. Sıcaklık 24 derece. Gün 24 saatten kısa sürüyor. Şu an baktığımız dünya... ...bizim ev dediğimiz gezegenle neredeyse aynı. Neredeyse. Dünyanın plakaları sırtlarında kıtalarla yeniden hareket halinde. Hindistan'dan Asya'ya doğru kuzeye hareket ediyorlar. Hindistan ve Asya plakaları dev bir mücadele içinde. Hiçbir plaka kazanamıyor. İki plaka da eğilmeye başladı. Bir zamanlar okyanus tabanı olan yer 2500 kilometre bükülüyor. Büyük bir dağ sırası yükseliyor. 1500 metre. 4500 metre. Şimdi 8000 metreden yüksek. Bunlar Himalayalar. Ve işte hepsinden daha yüksek olan tepe. Everest tepesi. Zirvesi dünyanın jet akımına ulaşıyor. Uçakların uçtuğu yükseklikle aynı. Zirvelerdeki kar eridiğinde nehirleri besliyor. Ganji, Indus'u, Yangtze'yi ve tabii Sarı Nehri. Himalayalar dev bir su kulesi gibi. Bir gün nehirleri dünya nüfusunun neredeyse yarısı için su sağlayacak. ...20 milyon yıl önce... ...bu... ...bizim gezegenimiz. Her kıtasıyla... ...her okyanusuyla... ...bildiğiniz gibi. Tek bir şey eksik. Biz. İnsan ırkı. İnsanların evrim geçirmesi için... ...bir şeyin... ...aşağıda bir şeyin... ...değişmesi gerek. Afrika'nın doğu yakası boyunca yer kabuğunu meydana getiren karalar arasında büyük yarıklar meydana geliyor. Bu yarıklar
yaklaşık 6000 kilometreye yakın bir uzunlukta. Bu yarıkların kıyıları boyunca da dağlar uzanıyor. Orada. Maymuna benziyor, insana değil. Sonsuza kadar bu ağaçlarda kalabilir. Ama dünya değişiyor. Büyüyen dağlar duvar görevi görüyor. Hint Okyanusu'ndan gelen nemin karaya geçmesini engelliyor. Sıcaklık artıyor, kuraklıkta. Verimli yağmur ormanı kurak bozkıra dönüşüyor. Yeni sıcak iklim yaratıkların doğal ortamını değiştiriyor. Onları uzaklarda yiyecek aramaya zorluyor. Maymun gibi ellerini yerde sürüklemeye. Ayakta durmaya ve iki ayak üstünde yürümeye zorluyor. Bu insan tarihindeki en önemli adım. Afrika'nın doğu kıyısındaki bu dağ sırası iki ayak üzerinde yürümemizin nedeni olabilir. İnanılmaz gibi gözüküyor. İki plakanın rastlantısal hareketi ilk insanlara yol açan bir dizi zincirleme olayı başlatmış olabilir. Bir adam ve bir çocuk. Bu bizim zamanımızdan bir sahne olabilir. Ama 1,5 milyon yıl öncesinden bir sahne. Bunlar insan türünün en erken örneklerinden. Homo erectus. Ve bunlar da bizimkiler gibi ilk ayak izleri. Medeniyetler, geçmişte ve günümüzde. Yaşamış olan herkes. En harika buluşlar, en zekice fikirler. İnsanlık tarihi, bütün karmaşası ve görkemiyle tam şimdi burada başlıyor. İklim tekrar değişiyor. 70 bin yıl önce deniz seviyesi düşüyor. Afrika ve Arabistan arasındaki boşluk 13 kilometre küçülüyor. Kızıldeniz bu küçük grubun Afrika dışına geçmesi için yeterince dar ve sığ. Onlar daha sonraki bir insan türü. Homo sapiens. Karşıya geçebildiler. Bilim insanlarına göre Afrika haricindeki bütün dünya nüfusu bu 200 küsur insanın soylarıyla çoğaldı. Zamanla atalarımız çoğaldı ve Hindistan'a, Asya'ya, Avrupa'ya yayıldı. Ama insanlar kuzeye giderken dev bir buz duvarı güneyde geziyordu. Avrupa, 40 bin yıl önce. Bizim Homo sapiens atalarımız geliyor. Hızlı değişen bir dünya bulmak için. Hava soğuyor. Yaz sıcaklığında olması gerek ama
Bitkiler donmuş, nehirler buz tutmuş. Dünyanın yörüngesinde, karbondioksit seviyelerinde ve dünya çevresindeki sıcak sularda olan doğal bileşimler dünyanın ısısını düşürüyor. Dünya ve onun sakinleri buz devrine giriyor. Gökdelenler kadar yüksek buz kütleleri kuzey yarımkürede günde 30 santim ilerliyor. Yavaş ve güçlü. Üzerinden geçtikleri araziyi şekillendiriyorlar. Dev oyuklar açıyorlar. Gezegen bir daha asla aynı gözükmeyecek. Şimdi aşağı yukarı 20 bin yıl yavaşlayacaklar. Kuzey yarımkürenin büyük kısmı 2,5 kilometre kalınlığına kadar buz tabakalarıyla kaplı. Trilyonlarca galon su buz oldu. Deniz seviyeleri düştü. ...20 bin yıl önce... bir parça kara Sibirya ve Alaska arasındaki okyanustan ortaya çıkıyor. İki büyük kıta arasında bir köprü. İnsanları Asya'dan yeni dünyaya geçiren bir geçit. Amerika'ya. Bu sömürgeleştirilen son büyük kıta. Son büyük insan göçü. Ve aşağıda bir yerde İlk Amerikalılar var. Şimdi 14 bin yıl önce buz devrini tetikleyen değişimler tersine dönüyor. Buz çekildikçe çok değişik bir kuzey yarımküre ortaya çıkıyor. Buz kütleleri çukurlar açmıştı. Şimdi o çukurlar Kuzey Amerika'nın büyük göllerini oluşturmak için suyla doluyor. Altı bin yıl önce buz kutuplara, Kuzey Kutbu'na ve Antarktika'ya geri çekiliyor. Dört buçuk milyar yıllık bir yolculuğun ardından başardık. Eve geri döndük. Bu bizim dünyamız. Bizim zamanımız. Şimdi ilk defa gezegenimizin inanılmaz hikayesini anlayabiliriz. Bugün etrafımızdaki her şey nasıl ve neden burada anlayabiliriz. Üzerimizdeki gökyüzünden hayatın önemli bileşeni suya, ayağımızın altındaki toprağa ve son olarak da yaşama. Bütün bunlar bir dizi yıkım ve tesadüfün muhteşem sonucu. Her zafer, her felaket, şu an her birimizi buraya getiren yolda büyük bir adımdı. Ama dünyanın öyküsü burada bitmiyor. Pek çok şey oldu. Dahası da var. Dünya en azından 4,5 milyar yıl daha yaşayacak. Yolculuğumuzda gördüğümüz her şey
sadece hikayenin yarısı. Hareketli, yaratıcı gezegenimizin önünde daha ne mucizeler, ne felaketler, ne garip yaratıklar var, bir düşünsenize. Dünyanın Öyküsü'nün bir sonraki bölümü hala yazılıyor.